84. sayfa Alıştırmalar 1. Bir okuldan 4 yıl boyunca mezun olan erkek ve kız öğrenci sayıları yandaki sütun grafiğinde belirtilmiştir. Sütun grafiğini yorumlayınız. Grafiğe baktığımızda kırmızı sütunlar kızları, mavi sütunlar erkekleri göstermekte. 1. yıl 250 tane kız, 300 tane erkek öğrenci mezun olmuş. Toplam mezun öğrenci sayısı 550'dir. 2. yıl her ikisinden de 300'er tane öğrenci mezun olmuş. Toplam 600 öğrenci. 3. yıl 250 tane kız, 200 tane erkek, toplam 450. 4. yıl ise 300 tane kız, 250 tane erkek, toplam 550 öğrenci mezun olmuş. Şimdi grafiği yorumlarsak şöyle diyebiliriz. 2. yıl eşit sayıda öğrenci mezun olmuş. 1. yıl mezun olan erkek sayısı daha fazla. 3 ve 4. yıllarda da mezun olan kız sayısı daha fazla. Toplamda kızları toplayalım. Kaç öğrenci mezun olmuş? Burada 250, 300, 250, 300. Kızların toplamı 1100 kişi. Erkekleri toplayalım. 300, 300, 200 ve 250. Bunların toplamı da 1050 olur. 4 yıl boyunca toplamda 2150 öğrenci mezun olmuştur. 2. 3 şirketin elde ettiği kar miktarının yıllara göre dağılımı yandaki çizgi grafiğinde belirtilmiştir. Çizgi grafiğini yorumlayınız. Evet, A şirketi kırmızı renkle, B şirketi mavi renkle, C şirketi ise yeşil renkle gösterilmiş. 1. yıl en fazla kar yapan şirket B şirketi olmuş, 21 bin. Daha sonra 12 bin ile C şirketi, en az da 3 bin ile A şirketi kar yapmış. 2. yıl B ve C şirketlerinin karları eşit, 18 bin. A şirketininki 6 bin. 3. yıl A ve C şirketlerinin karları eşit, 9 bin. B şirketininki 21 bin. 4. yıl B şirketinin karı 21 bin. C şirketinin karı 12 bin. A şirketinin karı ise 6 bin. 5. yıl B şirketinin karı 15 bin. C şirketinin karı 6 bin. A şirketinin karı da 3 bin. Şimdi şirketlerin 5 yıllık toplam karlarını bulalım. A şirketinin karlarını hesaplayalım. A şirketi 1. yıl 3000, 2. yıl 6000, 3. yıl 9000, 4. yıl 6000 ve 5. yılda 3000. Bunları topladığımızda toplam 27.000 olarak buluruz. B şirketinin karlarını bulalım şimdi. B şirketi 1. yıl 21 bin, 2. yıl 18 bin, 3. yıl 21 bin, 4. yıl 21 bin ve 5. yıl 15 bin. Bunları topladığımızda da 96 bin olarak buluruz. C şirketinin karlarını bulalım. C şirketi 1. yıl 12 bin, 2. yıl 18 bin, 3. yıl 9 bin, 4. yıl 12 bin ve 5. yıl 6 bin. Bunları toplayalım. 57 bin olarak buluruz. En fazla kar yapan şirket B şirketidir. Daha sonra C şirketi, daha sonra da A şirketidir. 3. Tunç, Aykut ve Fatma'nın 3 ay boyunca aylık yaptığı akraba ziyareti sayıları yandaki sütun grafiğinde belirtilmiştir. Sütun grafiğine göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. A. 3 arkadaş hangi ay eşit sayıda akraba ziyaretinde bulunmuştur? Grafiği incelediğimizde 3 arkadaşın Ocak ayında eşit sayıda akraba ziyareti yaptığını görmekteyiz. 3'ü de 8 akraba ziyareti yapmış. D şıkkı. Hangisi 3 ay boyunca diğerlerinden daha fazla akraba ziyaretinde bulunmuştur? Şimdi Tunç'un 3 ayda yaptığı akraba ziyareti sayılarını bulalım. Ocak'ta 8, Şubat'ta 10, Mart'ta 8. Topladığımızda 26 buluruz. Aykut'u hesaplayalım. Aykut Ocak'ta 8, Şubat'ta 14, Mart'ta ise 12. Bunları topladığımızda 34 buluruz. Fatma'nınkileri hesaplayalım. Fatma Ocak'ta 8, Şubat'ta 6, Mart'ta ise 4. Topladığımızda 18 buluruz. Evet. En fazla ziyarette bulunan görüldüğü gibi Aykut'tur.
C şıkkı hangisi 3 ay boyunca diğerlerinden daha az akraba ziyaretinde bulunmuştur? Fatma diğerlerinden daha az ziyarette bulunmuştur. C şıkkı 3 arkadaş 3 ay boyunca toplam kaç kez akraba ziyaretinde bulunmuştur? Bulduğumuz sayıları toplayalım. 26, 34 ve 18. Bu işlemi yaptığımızda 78 buluruz. D şıkkı. 3 arkadaş Şubat ayında toplam kaç kez akraba ziyaretinde bulunmuştur? Şubat ayında Tunç 10, Aykut 14, Fatma 6. Topladığımızda 26 buluruz. 91. sayfa. Alıştırmalar. 1. Bir yerleşim yerinde yaşanan trafik kazalarının sayıları 2014 yılında 20, 2015 yılında 30, 2016 yılında 35, 2017 yılında 25 ve 2018 yılında 40'tır. Buna göre yerleşim yerinde yaşanan kaza sayılarını uygun gösterimlerle belirtiniz. Önce tablo yapalım. Tabloya isim verelim şimdi. Tablo kaza sayıları olsun tablonun ismi. Şimdi buraya yılları yazalım. Buraya da kaza sayılarını yazalım. Şimdi 2014 yılında 20 kaza olmuş. 2015 yılında 30, 2016 yılında 35, 2017 yılında 25 ve 2018 yılında ise 40 tane kaza olmuş. Şimdi bu verileri çizgi grafiğinde gösterelim. Grafiğe isim verelim. Kaza sayıları grafiğin ismi. Şimdi yatay eksen yıllar olsun. Dikey eksende kaza sayısı olsun. Şimdi yılları şu şekilde belirtelim. 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018. Dikey ekseni de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ve 40 olacak şekilde işaretleyelim. Şimdi 2014 yılında 20 kaza var. Şöyle oldu. 2015 yılında 30 kaza var. Bu şekilde. 2016 yılında 35 kaza. Bu şekilde. 2017 yılında 25 kaza olmuş. Bu şekilde. 2018 yılında ise 40 kaza. Şimdi buradaki köşe noktalarını birleştirelim. Çizgi grafiğimizi bu şekilde oluşturmuş olduk. 2. Çiftlik sahibi Fatma Hanım çiftliğindeki bir inekten bir hafta boyunca sırasıyla günlük 25, 30, 25, 35, 30, 30 ve 35 litre süt sağdı. Fatma Hanım'ın günlük elde ettiği süt miktarlarını uygun gösterimlerle belirtiniz. Önce bir tablo yapalım. Önce bir tablo yapalım. Şimdi tabloya bir isim verelim. Tablonun ismi süt miktarı olsun. Buraya günleri, buraya da litre cinsinden süt miktarını yazalım. Şimdi birinci gün 25 litre, ikinci gün 30 litre, üçüncü gün 25 litre, dördüncü gün 35 litre, beşinci gün 30 litre, 6. gün 30 litre, 7. gün ise 35 litre süt sağılmış. Şimdi bu tablodaki verileri çizgi grafiğinde gösterelim. Çizgi grafiğine isim verelim. Grafik süt miktarı olsun. Şimdi yatay eksen günler, dikey eksen ise süt miktarı olsun. Şimdi 7 gün var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7.
Süt miktarlarını şu şekilde yapalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30 ve 35. Şimdi birinci gün 25. Şu şekilde. İkinci gün 30. Üçüncü gün 25. Dördüncü gün 35. Beşinci gün 30. Altıncı gün de 30. Yedinci gün 35. Şimdi bu noktaları birleştirelim. 25, 30, 25, 35, sonra 30, tekrar 30 ve 35. Çizgi grafiğini bu şekilde göstermiş olduk. 3. Ezgi'nin doğumundan 6 yaşına kadar her yılın Mart ayında ölçülen boy uzunluğu santimetre yandaki tabloda belirtilmiştir. Tablodaki verileri uygun bir grafikle gösteriniz. Bunu yine çizgi grafiği ile gösterelim. Yatay eksen ve dikey eksen. Şimdi grafiğimizin adını belirleyelim. Grafiğin adı Ezgi'nin boyu diyelim. Şimdi yatay eksen yaş olsun. Dikey eksen de boy uzunluğu. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. yaşlar. Şimdi burayı da tahmini yapacağız şimdi. Şuraya kadar bakın şurası 100 olsun. Bunun yarısı burası 50'dir. Sonra burayı 5'e bölelim. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ezgi doğduğunda boyu 46'ymış. 1 yaşına geldiğinde 55 olmuş. 55 şurası olur. 2 yaşına geldiğinde 63 olmuş. 63 ise şuralarda bir yerde olacak. 3 yaşına geldiğinde boyu 70 olmuş. 70 şöyle olsun. 4 yaşına geldiğinde 80 olmuş. 5 yaşına geldiğinde 90 olmuş. 6 yaşına geldiğinde de boyu 100 olmuş. Şimdi bu noktaları birleştirelim. İlk doğduğunda 46 idi. Şurası olsun yaklaşık. Şimdi birinci yıl 55, ikinci yıl 63, üçüncü yıl 70, sonra 80, 90 ve 100. Burası 46, burası 55, burası 63, sonra 70, 80, 90 ve 100. Evet, çizgi grafiğini bu şekilde göstermiş olduk.